Burada Necati Cumal'ın eserlerini göreceğiz. Necati Cumal'ı aklımıza nereden gelecek? Yine Necati Şaşmaz'dan gelecek. Gördüğümüz gibi Necati Şaşmaz'dan gelecek. Ama Necati Şaşmaz'ın Cuma günü harbe gitmesinden gelecek. Necati Şaşmaz Cuma günü harbe gidecektir. Oradan gelecek aklımıza. Gördüğümüz gibi Necati Şaşmaz Cuma günü harbe gidecektir ve harbe gidenlerin şarkılarını söylüyor. Harbe gidenlerle beraber şarkılarını söylüyor. Yağmurlu denizi geçecekler, Makedonya'ya varacaklar. 1900 yılında Makedonya'ya varacaklardır. Tabii ki askerlerine savaşa gidecekleri için tütün zamanıdır. Susuz yazdır, o yüzden tütünler çok acı olmuştur. Acı tütün içirmektedir. Yarasın beyler, hadi biz revizyonist insanlarız. İçinde gidelim, Makedonya'yı kurtaralım derler. Tabii harbe gidenlerin şarkılarını söyleyen insanlar yağmurlu denizi geçerler. Harbe gidenler şarkılarını söyleye söyleye Makedonya'ya kadar giderler. O sene onlar Makedonya'ya gittiklerinde demiştik susuz yaz olur. Güzel aydınlık kaybolur. Neden? Güneşin üstü çizik çizik olur. Güneş çizgisi belirir. Ve o dönem başaklar gebe kalır. Güzel aydınlığı kaybetmiştik. Hepsi aç güneşin yüzündendir. Aç güneş çok fazla etrafı ısıtmaya çalışmış, açlık yapmış. Bundan dolayı güneşin etrafında güneş çizgileri oluşmuştur. Başaklar gebe kalmıştır. Ne yapacaklarını şaşırırlar. Neden? Çünkü Necati Şaşmaz da gitmiştir. Onları kurtaracak kimse kalmamıştır. Burada gördüğümüz gibi bozkırdan bir atlı çıkıp gelir. Ne yapıyorsun burada? Dilek Hanım'ı görür. Dilek Hanım'ın dili dışarıdadır. Yalnız kadındır Dilek Hanım. Dilek Hanım'a der ki, ben der aşkımı arıyorum, gezerek aşkımı arıyorum, seninle evlenebilir miyim der. O da aylı bıçağını gösterir. Ben kısmeti kapalı bir gençliğim. Görmüyor musun, ben harbe gidenlerin şarkılarını söylüyorum. Üç minik serçem, Yakup'un koyunları ve Kızılçullu yoluna serdiğim Kızılçullu, onları bekliyorum. Bana yanaşma, seni aylı bıçağımla öldürürüm der. O da tamam tamam der, şu atımın nallarını tamir edeyim, buradan gideceğim der. Ve o sırada atının nallarını tamir ederken Ceylan'ı gelir ve Ceylan'ı öldürür. Bizim Dila Hanım Ceylan ağıt da yakmaya başlar. Ve orada bir tane yaralı geyik görür. Yaralı geyiği kente inen kaplanlar yaralamıştır. Çünkü burada bir sürü değişik olaylar olmaktadır. Yakup'un koyunlarını da kaplanlar mahvetmiştir. Yağmur ve topraklar bir acayip, her tarafta değişik işler olmaktadır. Denizin ilk yükselişi görülür. Her tarafı çöl gibi kaplamaktadır sular. Ne yapacağını anlamaz. Bir de öteden viran dağlarda imbatla gelen, gördüğümüz gibi imbat rüzgarları esmektedir. Dağlar viran olmuştur. Bozkır'daki atlı da Dila Hanım'a yalnız kadın olduğu için değişik gözle bakar. Dila Hanım iyice çıldırır. Bir bakar ki tufan geliyor, sanki tufandır burası. Tufandan önce her zaman böyle olur der, kaçmaya çalışır. Ve orada başakların gebe kaldığını görür. Başaklar imdat, imdat, imdat diye bağırır. Gider başakları kurtarmaya çalışır ama bir türlü kurtaramaz. Tufan kopar ve her şey yok olup gider susuz yazda. Burada Necati Cumali'nin eserlerine baktığımız zaman güneş çizgisi, aç güneş, güzel aydınlık, susuz yaz, tütün zamanı, acı tütün, Makedonya 1900, Yarasın Beyler, Revizyonist, Harbe Gidenlerin Şarkıları, Yağmurlu Deniz, Derya Gülü, Başaklar Gebe, Üç Minik Serçem, Kızılçıllı Yolu, Yakup'un Koyunları, Yağmurlar ve Topraklar, Denizin İlk Yükselişi, Kente İnen Kaplanlar, Yaralı Geyik, Ceylan Ağıdı, Nalınlar, Aşk da Gezer, Bozkır'da Bir Atlı, Değişik Gözle, Yalnız Kadın, Dila Hanım, Kısmeti Kapalı Gençlik, Viran Dağlar, tufandan önce imbatla gelen Necati Cumalı'nın eserleridir.